Yaz neşesi var, Türkiye'ye selam olsun, deva geliyor. Aman yurda selam olsun, deva geliyor. Vatan bu bizimdir, ötesini var. Aman da canlar ne hoş imiş, deva bulması. Hak, hukuk, adalet yar yar huzur olması. Tut tut nefesini yar yar, deva geliyor. Umudu sev dayıp yar yar, sefa geliyor. Tut tut nefesini yar yar, deva geliyor. İlçesi Deva Partisi ilçe binasındayız. Hayırlı uğurlu olsun sevgili başkanım. Başkanımız da seçilenlerden sorumlu. Seçilmişlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Diğer 5 tane genel başkan yardımcısının bir tanesi İdris başkanımız. Evet. Az evvel sohbette isminizi ezberlemeye çalıştık. Sayın başkanım, güzel bir açılış oldu. Güzel bir bina var, güzel bir fiziki alan var ama daha önemlisi de insanların sevgisi, ilgisi, genç ve nezih bir topluluk bugün sizleri burada karşıladı. Evet. Küçükmece ilçesi Deva Partisi Yönetim Kurulu sevgili Kaan Başkanımızla beraber. Başkanım, bugünle ilgili neler söylemek istersiniz? Bugünün genel bir değerlendirmesi yapar mısınız? Küçükmece için gerçekten güzel bir gün. Biz de Ankara'dan ayağımızın tozuyla geldik ve teşkilatta çok sıcak bir yapıyla karşılaştık. Deva Partisi siyasette yeni bir heyecanın, yeni bir nefesin ve ilkeli siyasetin adresi olarak Türkiye'de 81 ilde 650 ilçesinde teşkilatlanmalarını tamamladı. İstanbul'da da 24 ilçemizde teşkilatları kurulmuş vaziyette. Bunlardan birisi de Küçükçekmece ilçemiz. Ve gerçekten sizler de gördünüz, son derece şık, nezih bir ortamda kendilerine yakışır bir alanda Küçükçekmece'li hemşehrilerimize hizmet vermek için Deva Partisi Küçükçekmece İlçe Teşkilatı hazır. Bugün onların buradaki heyecanına tanıklık etmiş olmaktan, içlerindeki temsil oranının yüksekliğine baktığımızda hem demografik yapı açısından, hem eğitim durumları açısından, hem de Küçükçekmece'de temsil edilen her coğrafyadan insanı içinde barındırması açısından son derece kıymetli bir ekip kurulmuş. Onların heyecanına ortak olmak bizim de için ziyadesiyle bir mutluluk. İnşallah buradan deva damlaları dalga dalga yayılarak Küçükçekmece'nin her kesiminde vatandaşımızla beraber olacak ve onları kucaklayacak diyorum. Deva Partisi siyasette farklı bir vizyon ortaya koyuyor. Yani siyasetin dilini bir kere değiştirmek için yola çıkmış. Siyasette şeffaflığı esas alan, siyasette özellikle ülke yönetiminde sistem değişikliğini parti programına yazmış ve özgürlükleri doyasıya yaşanılabileceği, adalet arzusunun vatandaşımızda tam manasıyla karşılık bulabileceği ve 786 bin kilometrekare vatan toprağında 84 milyon insanın barış, huzur ve kardeşlik hükmü içerisinde yaşayabileceği bir ortamı tesis etmek için yola çıktı Deva Partisi. Ve Küçükçekmece ilçe teşkilatımızda bunu ziyadesiyle gösterebilecek bir birikime sahip. Bugün biz bunları gördük. Önce üslup. Siyasetin bir üslup sorunu var. Biz öncelikle bunu halletmemiz lazım. Bir siyasi partiye girmiş olmak insanlıktan çıkmayı gerektirmiyor. Birbirimizin cenazesinde bir başsağlığı dilemekte, düğününe bir hayırlı olsun dilemekte, hastasına bir şifa dilemekte, farklı partilerde de olsa ülkenin ortak menfaati, ortak çıkarı için bir ve beraber olabilmeyi inşallah Deva Partisi olarak bizler toplumun her kesiminde göstereceğiz. Bizim amacımız siyasette diyalog kanallarının açılması. Ülkemizde genel iktidarda AK Parti ve ortakları Milliyetçi Hareket Partisi ve Doğu Perinçek İşçi Partisi, muhalefet blokunda da Küçükçekmece'de iktidarda ana muhalefet partisi CHP var ve Millet İttifakı'nın temsilcileri. Biz her ikisine karşı da son derece hoşgörülü ve onlarla da diyaloğun her zerresine açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Yeter ki ülkenin sorunlarına, Küçükçekmece'nin sorunlarına duyarlılık gösterilsin. Kim taş üstüne taş koyarsa Deva Partisi olarak biz daima onların yanında olacağız. Ama vatandaşımızı ötekileştiren, vatandaşımızı ayrıştıran söylemler iktidardan geliyorsa iktidara karşı, muhalefetten geliyorsa muhalefete karşı da Deva Partisi olarak
bir duruş sergileyeceğiz. Bütün arzumuz, isteğimiz şu: insanın mutluluğu, insanı mutlu etmekten daha öte siyasetçinin başka bir vazifesi olamaz. Dolayısıyla Deva Partisi olarak biz insanımızın mutluluğunu esas alan, onların özgürlük alanlarını çevreleyen ve kısıtlayan engelleri ortadan kaldıran ve eşitlik, adalet anlayışı içerisinde bu ülkenin huzurlu yarınlarına adım atacak her türlü teşebbüsün içerisinde yer alacağız. İsmimizin de baş harfleri demokrasi ve atılım. Öncelikle ülkede tam manasıyla bir demokrasiyi tesis etmek. Küçükçekmece'de teşkilatlarımız vasıtasıyla bunu en kılcal damarlara kadar anlatmak. Ama sadece demokrasi karın doyurmuyor. Bunun yanında da atılıma ihtiyacı var. Geçmiş dönemlerde Genel Başkanımız Ali Babacan'ın bu ülkeye yaşattığı huzur iklimi, ekonomik bolluk ve refah, orta gelir tuzağının üstüne çıkma arzusu ve Avrupa Birliği ile entegrasyon halinde yaşama olgusu ve fikrini inşallah Küçükçekmece'de de teşkilatlarımız her kesime gösterecek ve bunları anlatacak. Sadece demokrasi değil, aynı zamanda atılımı da tesis edilecek kadroların şu an itibariyle Küçükçekmece teşkilatımızda var olduğunu görmenin mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah bu teşkilatlarımızla birlikte de 750 bine yakın Küçükçekmece'li hemşehrilerimize bir umut olacak bir çalışmayı bir seferberliği inşallah buradan başlatıyoruz. Evet sevgili İliz Başkanım, özellikle Deva Partisi seçimlerden sorumlu 5 başkan yardımcımızdan bir tanesi olarak bugün gerçekten güzel bir sohbet oldu. Sizleri dinlemekten mutlu olduk. Bu güzel düşünce ve görüşleri biz de izleyicilerimize aktarmak üzereyiz. Bunları objektif bir şekilde aktaracağız. Eyvallah. Sizden aldığımız pozitif enerjiyle belki de önümüzdeki günlerde tekrar Küçükçekmece'mize, Deva Partimizle ilgili olan toplantılara sizler için katılmaya devam edeceğiz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Eyvallah. Sağlık, sıhhat dolu günlerde ülkemiz için, vatanımız için muhasım ünlüler seviyesine ulaşmak için de siz siyasetçiler olarak, biz de medyacılar olarak çalışmaya devam edeceğiz. Kolay gelsin başkanım. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim. Ülkemizin huzuru, refahı, esenliği her şeyden daha önemli. Biz siyasette kendimize ilki olarak insanımızın mutluluğunu esas alıyoruz ve bu mutluluk doğrultusunda da adımlarımızı artık bundan sonraki süreçte Küçükçekmece'de koşar adım olarak atacağımızdan şüpheniz olmasın. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun sevgili başkanım. Sağ olun. Tekrardan kolay gelsin diyoruz. Evet sevgili izleyenler, bir virgül koyuyoruz. Ben biliyorum ki sohbetlerimiz devam edecek. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.